aynı araç, aynı sen ve neredeyse aynı kasko. Fakat yarı fiyatına. Evet, yarı fiyatına değil mi keçi? Ne? Sigortam net'e gelin. Benzer kaskoya iki katını ödemeyin. Kazancım net, sigortam net. Perşembe kupa finali oynayacağım. Trabzonspor'la tek maç. Her şey olabilir. Var mı tahmininiz? Da, e, yok o da o da neticede bir derbi gibi. E, ben Trabzonspor'u birazcık önde görüyorum e, çeşitli sebeplerle. Yani Be Beşiktaş bir form e, ortaya çıkaramadı hala. Hiç. Ligin sonu geldi. 3-4 haftası yok üst üste. E, hocam, üst üstesi yok. E, i̇yi oyuncuları var mı? Evet var. Ama zayıf halkalarla dolu. Bir kadrosu da var aynı zamanda. Doğru. E, Trabzonspor'un hani başı sonu belli biraz. Başı sonu belli takım olarak. Yani Şahan'ın, Sanfor'un performansı, belli. O, var mesela. bakışı belli. Yani Sanfor performans çok yüksek mesela. Evet. Onatsudan bahsediyorum. Hı hı. hı. İşte Dansil'in tekrar dönüşü işe yaradı mesela. Eee Mönier çok iyi gidiyor mesela. Yani biraz, biraz da olsa önde görebiliyorsunuz Daha daha önde gör, görünebilir ama neticede bu da bir klasiktir. Evet. Beşiktaş Trabzon eşleşmeleri. Bu ligde olsa, Gazozuna Kupa'da olsa, bu da bir derbi kategorisinde değerlendirilmesi gereken... Full bir stat olacak, olimpiyat statı. 80 kişi, çakılı 80 oynanır. Çakılı oynanır, keyifle seyredeceğiz biz de finali izleyeceğiz. Evet. Ee, diyelim ve şöyle bir gelişmeler oldu bu hafta içinde Beşiktaş'ta. Sağın dışına biraz çıkarsak, daha doğrusu yönetici bölümüne çıkarsak. Sayın Hüseyin Yücel, yöneticisi Beşiktaş, ikinci başkanı sanırım. Hı hı. Bir ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Hı hı. Teklifimize sıcak baktı, ekonomik detaylar hı hı. halledildi. Haftaya İtalya'da yüzde görüşeceğiz. Mourinho'nun maliyeti yıllık 10 milyon euro'nun altında olur. Ben zannetmiyorum. Sponsorlarla beraber ben karşılayacağım. Morio'yla anlaşırsak kendisine Quaresma'nın teknik heyette yer almasını önereceğiz. Ne diyorsun hocam? Fenerbahçe Mourinho diyordu. aziz beyin e, bir şekilde seçim. Kozuydu ile anlaşacağım dediği. Değil mi Hı -hı. hocam? Ve birden Beşiktaş'ın bu haberi çıktı. Nasıl bir şey bu? Demek ki Türkiye'den kalkan uçaklar. Morioy'a <laughs> mı şey Mourinho <mi? gülüyor> <laughs> çok <gülüyor> istiyor <gülüyor> galiba Türkiye'ye. Yani. Hani Beşiktaş'a mı gelsem, Fener'e mi gelsem? Evet. Ya bilemiyoruz tabii. E, zavet'te, e, Revaş'ta bir teknik adam olduğu gerçeği var. Bütün dünyanın bildiği, tanıdığı, sevdiği, çok sevilen, sayılan bir teknik adam aynı zamanda. Roma'dan ayrıldığı günden itibaren teklifler alıyor olması çok doğal akın akın insanlar gider ve bütün kıtalardan gidenler olur. Ben Güney Amerika'dan milli takımların da onu düşündüğünü biliyorum Dünya Kupası şey Avrupa Şampiyonasından sonra e, Avrupa ülkelerinden de e, Güney Amerika ülkelerinden de teklif alabilecek bir durumda hoca. Çok isteniyor olması onun galiba hala bir arzu nesnesi olduğunu gösterir. Evet, aynı on zaman. yıldır aynı yani çok zamanda. başarısı da yok, on yıldır, son on yıldır. Öyle ama. Kupa bazında gözüm arıyor, Arunio, gözüm arıyordur. Tabi tabi. Figür bir devdir yani. Tabi tabii. ama. Şey gelip sportif karşılığı olmazsa e, maliyet olarak da bir devdir. E, bence. Tabii. O, o daha büyük <laughs> O da <devir>. daha büyük <gülüyor> devdir. <gülüyor> ee, tabii. Çünkü... Bir an önce görüştük diyor Hüseyin Bey, öyle mi? bir ay önce diyor Mourinho temasa geçtik. Tetkikte sıcak baktı, ekonomik detaylar halledildi. Ha. Sıcak ekonomik detaylar halledildi. Ya yani tabii e, bakın şunu ben söylemek zorundayım. Hı, hı. E, 1 Haziran Avrupa futbolunda bir e, önemli bir nokta. Bu sene birkaç tane önemli nokta olacak sondan başlayarak söyleyecek olursak Avrupa Şampiyonası bittiğinde görevi bırakacak veya görevden alınacak 3-4 tane teknik adam olacak. Ve oraya yeni atamalar gerçekleştirilecek. Bu bir kelebek etkisidir. 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi sahibini bulacak. Süper bir Haziran Kupa 1 değil mi tarih? 1 evet. Haziran. Evet. Süper Kupa finalistleri de belli olmuş olacak. Boşalacak yerler var. Mesela e, Dortmund bir karar verecek. Hı hı. Muhtemelen verdi bizim haberimiz yok. Ama Dortmund, Feyenoord, o bu bir kelebek etkisi. Şimdi e, Liverpool'un kulübün ayrılması e, Feyenoord teknik direktörünün oraya geçişi. Hı hı. Feyenoord'un boşalışı. Dortmund'dan oraya birinin gidecek olması gibi. ...çok sayıda birbirini tetikleyecek unsur Öyle var. Böyle böyle böyle. Evet. Şimdi İtalya'da da bir durum olacaklar var. Yani. Şimdi Milan boşalıyor. Evet. Juventus Piyo... boşaldı. Ee... Değil mi? Juventus evet. ayrıldı şey. Evet. Evet. Ee, dolayısıyla... ...Bolonya'nın ne olacağı belli değil. Yani Thiago Motta'nın... Na ...nasıl bir harekete geçeceği da çok belli değil. çok talep var. Evet. Kıta dışına gidecek Premier Lig'den... ...bir teknik adam olduğu söyleniyor. Hı -hı. Şimdi böyle olacak olursa... ...bu kelebek etkisini... Bütün teknik adamlar görmek isteyecek. Biraz İran'dan önce kimse, kimse kimseye cevap veremez. Hele ki büyük teknik adamlar yani bu kelebek etkisinden etkilenecek olan. Tabii tabii e, Büyük teknik adamların hiçbiri benim tahminim yani e, Haziran'ın 15'ine, 16'sına kadar cevap veremezler kolay kolay. Bir de şey burada biraz şey <laughs> geldi bana bakın. Daha Bir... da ileri tarih söylerdim. Hiç, aslında kendimi tutuyorum söylememek için. <laughs> Tut, bir de bana şu şey geldi. Bir ay önce Mourinho ile temasa geçtik. Bak teklifimize sıcak baktı yazsak güzel gidiyor. Bak bir ay önce Mourinho ile te temasa geçtik. Ekonomik detaylar halledildi. Bu bir bir sonuca gidiş gibi. Evet. Ama teklifimize sıcak baktı derseniz nasıl detaylar halledildi? Orada bir şey oluyor ve haftaya yüzde görüşeceğiz. Yani bir ay önce telefonla mı görüşüldü? Hocam, ha, sıcak de... bakmakla Hı hı. Ekonomik detayların halledilmesi sıcak bakmayı kaldırırsak bak çok güzel sıcak bak moriyiyle temasa geçtik ekonomik detaylar halledildi, bak kesinlik var artık yani finale doğru gidiyor haftaya da yüz yüze görüşme sağlayacağız ve bu işi bitireceğiz gibi oluyor esasında evet. ama sonra sıcak bak da oluyor arada da evet. ya bakalım o göreceğiz zaten ha? Bakalım. <laughs> var mı sizce olur oluru olurum? ben çok olası görmüyorum Gör <laughs> ben de olası görmüyorum şu anda ee, şey bu ifade bana çok şey gelmedi yani. Ben Minimum hala şunu söylüyorum. Jose Mourinho'ya İngiltere'den de teklifler gelir. Premier Lig'den gelecek. Hiç artık Premier hocam. Hocam bak mümkün mümkün, mümkün diyorsunuz. Mümkün. Tamam mümkün. Ama Fener'in şey Fenerbahçe'de iddialı konuştu evet. Aziz Bey yani bir başka yani adayı tabii olarak. Ki, tabii. tabii ki Fenerbahçe'nin kartı daha güçlü bir kart. Şunu kabul edelim Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi olasılığı var. Evet. Yani Beşiktaş ne sunacak Jose Mourinho'ya? Nerede oynayacak? Seneye 3 yıllık. Bakın şu anda takım yok ortada. Takım Tabii. verebilecek mi? Bu bir soru. Yani Jose Mourinho bir kez daha hata yapmak istemez. Tabii. İyi bir takım ister. Beşiktaş şu anda bunu veremiyor. Transfer döneminde verebilir. Dev bir kadro kurabilir. Ama bugün değil. Bugün sunabildiği bu değil. İki. Bugün Beşiktaş'ın elinde Şampiyonlar Ligi kartı yok. Yok. UEFA'da belirsiz. Yok. Yok bütün senin çok gerçekçi yani, bir ifade. Dolayısıyla mi? yani bu gerçekleri gözete. Şunu da söyleyeyim. Hocam bir de Şu 10 milyon euro altında falan değil yapmayın sayın can. 10 milyon euro altında değildir. Ekibiyle falan mümkün değil. Jose Mourinho'nun Mourinho elinde, Mourinho elinde, MLS dahil, Arabistan dahil, Premier Lig dahil, İtalya dahil çok sayıda seçenek Aynen. olduğuna yüzde yüz eminim. Türkiye'deki seçenekler arasında Fenerbahçe daha çok daha önde. Hı -hı. Elindeki kartlar sebebiyle Fenerbahçe'nin hazır bir takımı var. Kaliteli bir kadrosu, yarışabilen bir kadrosu var. Artı elinde bir Şampiyonlar Ligi durumu da var hala. Ben eğer yani çok izleyeceksiz tabii %100, 100 olursa, haklısın hocam? Ben şunu da çok yanlış buluyorum bir dakika. Yani Beşiktaş yönetim tavrı olarak söylüyorum. Bakın size anlatmışlar bu ufüğün güzeldir değil. Değil. Eğer siz şimdi Mourinho, olmadı Mourinho derseniz kime getireceksiniz? Nasıl tatmin edeceksiniz? Çıtırın oraya çıkardığınız zaman. Diyelim ki Beşiktaş kamuoyuna anlattı. Mourinho geliyor. Olmadı ya falan. E, e ne yapacaksınız? İkinci tercih? E tabii. Beşiktaş'ın Mourinho'yu falan değil. Beşiktaş'ın bir daha söylüyor. Olmamış kloba, olmamış Xabi olmamış Tuhel'e zamanında İşte sen lütfen yardım et birkaç isim söylüyorsun sen. Olmak işte. İşte Dezerbi'ye veya hmm. Thiago Motta'ya hmm. bu yeni kuşun. Bunlara ihtiyacı var. Niye biliyor musunuz? Çünkü hiçbir zaman kadrosunu en güçlü olarak kuramayacak. O yüzden en yatırıcı ve en maceracı teknik adama ihtiyacı var. Hmm. Eğer şampiyonluk istiyorsa. Eğer böyle 4-5 yıllık plan değilse. Bu benim görüşüm. İşte Liverpool böyle bir tersi yaptı Klopp'tan sonra. Yani Feyenoord'un teknik tekniğine gitti. Evet. Olmamış bir klop olduğunu düşündüğü için. Evet, yüksek tempo. Değil evet. mi? oyunda Oynattı oyunlar. Onları yani, okudum atletikte. Riskler alan bir teknik. Riskler, riskler alan bir, bir teknik. Adam, evet. Oluşturma e, şansı teknik, var. Ben Beşiktaş'ın aday teknik direktör profilinin de hmm. böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama çok yanlış da bir... eğer hakikaten Mourinho ihtimali yoksa veya ihtimali yüzde değil, yüz değilse bunu atmanın hiçbir katkısı olmayacak Beşiktaş yöneticilerine. Evet yani öyle bir isim söylüyorsunuz ki yani olmadığı takdirde ikamesi çok yani, boşluk olacak. Çok mesafe kalacak yani. Nasıl söyleyeceksiniz? O zaman sıkıntı i̇şte, olur. Geleni de geleni de değerli kılmayacaksınız. Tabii. Değersiz kılacaksınız. Değersiz hatta. kılacaksınız belki tam tersi. Yanlış bir yol olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemek Doğru. zorundayım Beşiktaşlı olarak. Diyelim ve bu haftayı da kapatalım hocam. <laughs> Salıya şampiyonu tebrik etmek üzere. Türkiye Kupası şampiyonu, Türkiye Şampiyonu da. Ve şampiyonlarını da tebrik etmek evet. ve biraz da bu sezonu konuşmak üzere. Haftaya salı görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çift Serdar Ali Çelikler'le maç izle. Sesli yorumlar sadece sporsta. Hemen indir.